Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Türk milletinin sabrını taşıran ve milletimizi derinden yaralayan açıklamalara karşı sessiz kalmayacağımızı haykırmak istiyoruz. Her gün bu aziz milletin onuruna yapılan saldırılara şahit oluyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Dün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve ana muhalefet lideri Özgür Özel'in bebek katili Abdullah Öcalan'ı aklamaya çalışan sözlerine hepimiz tanık olduk. Türk milletinin gözlerinin içine baka baka katillerle pazarlık yapmaya çalışan bu zihniyet ihaneti resmetmektedir. Peki ne dediler? Bahçeli Öcalan'ın meclise gelmesini ve PKK'nın silahsızlanma sürecini yönetmesini önerdi. Özgür Özel ise bu ihaneti bir adım daha ileri taşıyarak Bahçeli'nin Kürtlere bir devlet öneriyorum sözlerini destekledi. Bu milletin düşmanlarına kucak açan bu tekliflere yer yoktur. Buradan sözüyorum. Şehitlerimizin kanı üzerinden yapılan bu pazarlıkların hesabını kim verecek? Bebek katili Öcalan bile bu söylemleri duyduğunda çüş artık demiştir. Türk milletine, şehitlerine, gazilerine ve yetim kalan evlatlarına bunu nasıl açıklayacaksınız? Gazilerimize sordunuz mu? Eli gözü bacağı olmayan yiğitlerimize danıştınız mı? Vatan için canını feda eden askerlerimizin ailelerine sordunuz mu? Türk devleti vatan hainlerini ödüllendirmez, cezalandırır. Tarihimizde vatana ihanet edenlerin mükafatlandırıldığı görülmemiştir. Türk töresi neye gerekiyorsa onu yapılır. Bebek katili Öcalan'a sorulacak tek bir soru vardır. İdam edilmeden önce son arzun nedir? Türk milletinin huzuru ve geleceği için yapılması gereken şey budur. Buradan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e sesleniyorum. Türk milletinin sabrını taşırmayın. Vatanın namusunu ve şehitlerimizin kanını siyasi pazarlıklarınızın malzemesi yapmayın. Bu millet hainleri de onların destekçilerini de affetmez. Cumhuriyetimizin 101. yılında teröristlerle pazarlık yapanlar emin olun ki tarihin çöplüğüne gömülecektir. Zafer Partisi olarak tüm vatanseverleri partimizin çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Bu millet hainleri de işbirlikçilerini de unutmaz ve zamanı geldiğinde gereken cevabı verir. Sözlerimi vatan şairi Namık Kemal'in şu dizeleriyle tamamlıyorum. Halkına zulmü reva gören bir anlayışı lanetliyoruz. Zulüm ile abat olunmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında yaptığı açıklamaya alenen karşısındayız. Ve bunun arkasından bizlerin sarı muhalefet olarak diye adlandırdığımız diğer partilerin de buna el yükselterek bir kumar masası gibi ilçe başkanımızın söylediği gibi bir kumar masasında kendilerini zannedip yükseltme olayı bu bugüne kadar verdiğimiz şehitlere, gazilerimize ve bunların gözü yaşlı ailelerine saygısızlıktır. Şu anda görev yapan bütün TSK personellerine, polis teşkilatlarına ve ailelerine saygısızlıktır, haksızlıktır, zulümdür. Bunların ve tüm personellerimizin, tüm halkımızın biz neden şehit oluyoruz, ne için oluyoruz düşüncesine kaptırır insanları. Bizler parti programımızda söylediğimiz gibi Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin, milletinin bölünmez bütünlüğünü Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yaparak öncelikle korumak ve yükseltmektir. Biz bu görevimizi hiçbir şeyden korkmadan ve pes etmeden devamlı ve sonsuza dek sürdüreceğiz. Bizler Eskişehir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e şunu söylemek istiyoruz. Bu sizin tabureniz mi ki önüne geleni veriyorsunuz? İnsan kendi taburesi olsa onu bile vermiyor. Bu devlet kurdurma fikri size kim aşılattı? Bunun arkasında neler var?
artık daha önce var olan Cumhur İttifakı içine Cumhuriyet Halk Partisi ve demin karışmasıyla Cumhur Halk Partisi'ne dönüşmüştür. Ve Türkiye'nin tek muhalefet partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yapan Zafer Partisi kalmıştır.